Luna'ya yatırdığım 400 dolar şu anda 200 dolara inmiş durumda. 100 dolara değil, sıfıra da inebilirdi. Çünkü Luna'nın değeri neredeyse %100 düşmüş durumda. Benim %50'de stop loss'um çalışmış. Oradan bir 200 doları kurtardık. Gerçekten bir facia yaşandı. Bugünkü videoda bu konu üzerine biraz durmak istiyorum. Neler yaşandı Luna'da? Teknik tarafına çok girmeyeceğim çünkü gerçekten son derece karmaşık. Benim de anlamakta zorluk çektiğim bölümler var ama işin temeline bir bakmaya çalışacağız. Luna'nın batmasının temel sebebi Luna'nın stable coin'i. Stable coin demek fiyatı Amerikan dolarına sabitlenmiş coin demek. Bunda iki türü var. Birinci türü de aldığınız stable coin için ödediğiniz Amerikan dolarını karşı taraf bankaya yatırıyor veya yatırıma döndürüyor onu. Ve siz ben stable coin'imi satayım bana dolarımı geri ödediğiniz zaman dolarınızı size geri veriyor. Tether ve Gemini ve USDC buna benzeyen coin'ler. Bunlardaki risk acaba o dolar orada duruyor mu durmuyor mu onu bilmiyoruz. Bazı denetleniyor, bazı denetli sıkıntılar var. Daha evvel ben bahsetmiştim Tether'dan korkuyorum diye. Ama sorun oradan patlamadı da ikinci tür stable coin'lerde patladı. İkinci tür stable coin'lere ise algoritmik coin'ler deniyor. Bunlar oldukça enteresan finansal mühendislik şaheserleri. Ne demek istiyorum? Luna'nın stable coin'i olan UST'nin arkasında Amerikan doları yok. Arkasında ne var? Luna coin var. Yani yine aynı şirketin çıkartmış olduğu diğer kripto para var. Ve şöyle çalışıyor mekanizma. Eğer UST'nin değeri 1 doların altına inerse bir algoritma çalışıyor orada. Ve Luna'dan UST'ye transfer yapılıp UST'nin değeri yukarı doğru çıkarılıyor. UST'nin değeri 1 doların üzerine giderse de yine bir algoritma çalışıyor ve UST'den Luna'ya transferler gerçekleşiyor ve bir miktar UST yakılarak UST'nin değeri tekrar 1 dolarda tutuluyor. Fikir temelde bu. Fakat burada ya teknolojik aksamalardan dolayı ya da piyasadaki genel değişimden dolayı, çünkü biliyorsunuz piyasalar çok büyük bir dönüşüm yaşıyor şu anda. Amerika'daki enflasyon, FED verileri gibi konularda, Amerikan Nasdaq borsası kan revan içerisinde. Geçen hafta Wall Street saçmalıyor diye bir video yapmıştım. Bu hafta daha da fazla saçmalamaya devam etti. Yani acayip düşüşler var gerçekten. Ve o da pazarlarını toplam etkiliyor. Sebebin bir bölümü burada yatıyor olabilir. Sebebin bir bölümü bir saldırıdan bahsediliyor. Bazı dedikodular Citadel ve BlackRock gibi dev Amerikan finansal kuruluşlarının bu Luna'nın yapısındaki bazı zayıflıkları gördükleri için oraya saldırdıklarını ortaya koyuyor. İddia tabii bunlar, doğru bilmem. Bunun arkasındaki rasyonel de bu stable coin'lerden Amerikan Merkez Bankası hiç hoşlanmıyor ve haklılar bence. Stable coin bana da riskli geliyor. Denetimin çok net olması gereken bir şey. Çünkü fiyatı 1 dolara fix ama dolar orada yok. Özellikle hele bu algoritmiklerde. Ve bu saldırının bu işi çökertip stable coin'lerle ilgili regülasyonu hızlandırmak için yaptığı gibi bir dedikodu da var. Artık hangisi doğru bilmiyorum. Ama yaşanan şey şu. Aynı anda Luna'nın değeri sert düşmeye başladı ve bir yandan da insanlar UST'lerini yani stable coin'lerini Amerikan dolarına çevirmeye çalıştılar. Şimdi bu şöyle enteresan bir döngü yaratıyor. UST'yi Amerikan dolarına çevirmek demek, UST'yi Luna'ya çevirmek demek aslında. Fakat Luna'nın değeri o sırada düşüyor. Luna'nın değeri düştükçe daha fazla Luna ile ancak bir UST'yi dolara çevirebiliyorsunuz. Bunun sonucunda bu algoritmada yeterince hızla çalışmadığı için, çünkü anladığım kadarıyla algoritmik örgü çok hızlı bir çalışmaya uygun değilmiş. Bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyince birdenbire panikler başladı. Ve UST'nin fiyatı 1 dolara sabitlenmiş olması gereken fiyat 20 centlere kadar düştü. Şimdi öyle bir döngü ki bu 20 cente düşünce bu sefer buradan daha fazla Luna'ya ihtiyaç var. Daha fazla Luna'ya ihtiyaç oldukça Luna'nın değeri de otomatikman düşüyor. Çünkü insanlar daha fazla Luna satıyorlar bunu telafi etmek için. Böyle bir ilginç bir kısır döngü ve bu kısır döngünün sonucunda Luna %100'e yakın değer kaybetmiş durumda. UST biraz toparlandı çünkü algoritmayı değiştirdiler. Luna'nın enflasyona izin verdiler. Değer o yüzden hızlı düşüyor ki o daha fazla Luna UST aksın, UST'nin değerini yukarı tutalım diye böyle bir takım önlemler aldılar. Çözüm olur mu açıkçası bilmiyorum. Beni hem teknik olarak aşıyor hem de yapılanların büyük bir kısmı temelde bence palavra. Neden? Çünkü bunun arkasındaki şey, yani sizin Amerikan doları var arkasında diye güvenerek aldığınız şeyin arkasında hiç para yok. Başka bir coin var. O coin'in fiyatı da piyasa dalgalanmalarına ve saldırılara gayet açık. İster saldırı diyelim, ister kendi kendini besleyen bir negatif döngü diyelim, ister piyasaların bu genel gidişatın kötülüğü, ister algoritmik sorunlar bilemem. Ama bence Luna bitti. Luna buradan geriye gelebilir mi? Vallahi mucize. Şu anda stablecoin tarafı bir miktar toparlanmış durumda. Ama Luna'nın toparlanması çok zor çünkü şu anda çok Luna üretiyorlar. Bu Luna'yı daha çok üreterek UST'yi ayakta tutmaya çalışıyorlar. O yüzden Luna'nın değerinin geriye gelmesi pek mümkün gözüküyor en azından kısa vadede. Bir miktar risk alınabilir mi? Belki çok küçük bir risk alınabilir. Çünkü %100'e yakın düştü. Hani ne bileyim ben 100 dolarlık aldınız, 100 dolar kaybı göze alırsanız belki geriye doğru gelir bilemem. Ben bugün ufak bir miktar belki alırım diye düşünüyorum. Şimdi vaziyet bu.
Bu peki diğer coin'leri etkiler mi? Etkileyebilir. Şu anda diğer stable coin'ler konusunda endişe var elbette. Bunlar da çünkü zaten özellikle Tether'den hep korkuyorduk. Diğer stable coin'lerde de korku var. Başka bazı algoritmik stable coin'ler var. Onlarla da endişe var. Ve unutmayın, insanlar bu coin'lerle dolar alıyorlar. Bazen bu stable coin'lere teminat gösterip Bitcoin alıyorlar. Şimdi o teminatlar çözülmeye başlanırsa Bitcoin gibi, Ethereum gibi ana coin'lere saldırı uzayabilir. Nitekim dün bir yere 32 bin dolara doğru yükselen Bitcoin şu anda 27 binlerde ve daha aşağı doğru sarkma ihtimali var. Ethereum 1800'lerde aşağı sarkabilir. Yani hakikaten bir mükemmel kasırga derler ya. Mükemmel kasırga böyle aynı anda 3 fırtınanın tek bir noktada buluşmasıdır. Öyle bir şey yaşıyoruz şu sıralar. Bir yandan Luna, bir yandan Fed, bir yandan küresel pazarlardaki toplam değişim, bir yandan Amerikan dolarının bir türlü düşmüyor olması, yükseliyor olması. Biliyorsunuz orada kriptoların çok aleyhine çalışıyor. Böyle son derece aleyhte bir durum yaratmış durumda. Şimdi ben bu durumda 1000 dolar almaya devam edecek miyim? Şu anda Luna dışında çalışan stop loss yok. %50 kayıp hiçbir yerde yok aldıklarımda. Biraz kontrol edeceğim biraz sonra ama tahminim yok. Bakalım bu oyun sonuna gelelim. Normalde almaya devam etmek istiyorum çünkü bunu bir fırsat olarak görüyorum. Ama dünyanın sonu falan geldiyse bilemem. Yani şu andaki fiyatlamalar dünyanın sonu geldi fiyatlamalar özellikle Nasdaq'ta. Onu bir görmek lazım. Nasdaq buradan daha çok düşebilir mi? Düşebilir. Her şey olabilir. Mesela dünü açıkçası hiç beklemiyordum. Çünkü enflasyon fena gelmedi Amerikan tüketici fiyatları enflasyonu. Yani düşüş başlamış. Beklendiği kadar iyi bir düşüş yok. Ona rağmen borsalar bunu inanılmaz sert değerlendirdi. Oysa bono piyasası 10 yıllık vadelilerde Amerika'da faizler geriledi. Yani bono piyasası dedi ki biz ikna olduk, enflasyon düşüyor. Bu sayı ise senetleri ikna olmadı. Acayip bir şey dönüyor. Yani şu anda bence pek analistleri, yorumcuları fazla dinlemeyin. Kendi riskinizi düşünün. Yani sizin hayatınızı olumsuz etkileyecek bir risk varsa ondan çıkmakta fayda var. Şu anda aç gözlüğün değil, kendimizi korumanın zamanı diye düşünüyorum. Ben de bu hafta alınmalım yapmıyorum. Bazı pozisyonları biraz daha küçülttüm. Zaten söylemiştim hatırlıyorsanız. Borsalar yanıyor, Wall Street saçmalıyor videomda. Eğer bu hafta tüketici fiyatı endeksi kötü gelirse pozisyon değişikliği düşünebilirim diye. Öyle geldi. Beklediğimiz kadar iyi gelmedi. En azından borsa öyle düşünmüyor. Bakalım. Bugün toptan enflasyon endeksi açıklanacak Amerika'da PPI. Yarın da Amerikan tüketicilerinin güven endeksi açıklanacak. Eğer oralardan iyi bir şeyler gelirse belki piyasalar biraz toparlar ve bu her yere olumlu olarak yansır. Oralarda kötü gelirse bilmiyorum başımıza neler gelecek. Şöyle düşünmeniz gerekiyor. Nasdaq %50-55 düşmeler yaşamış bir borsa. Daha belki bazı krizlerde. Şu anda %30'lar kadar düşmüş durumda. Daha gideceği yer var yani. Aşağı doğru mümkün olabilir. O yüzden herkesin riski yönetmesi gerekiyor. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Ben de bir yatırımcıyım. Kendim amatör bir yatırımcıyım. Videonun karşısındaki bir insanım alt üstü. Lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Bizlerin de yani bu tip şeyleri paylaşan insanların sık sık gol yiyebildiğini, Luna'da yediğim golü anlatıyorum size. Allah'tan küçük bir gol yedim. Lütfen aklınızda tutun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, güvende kalın.